Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bol çikolatalı nefis bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarine, 1 çay bardağı esmer şeker. Yoksa normal toz şeker de olur. Bir adet yumurtayı ekleyip biraz karıştırıyoruz. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Şimdi un ilavesi yapmaya başlayabiliriz. Bu kurabiyenin önemli püf noktalarından birisi ununu çok yavaş bir şekilde eklememiz. Çünkü kıvamının çok yumuşak olması lazım. İlk etapta bir su bardağı ekledim, karıştırdım. Daha sonra bir çay kaşığı kabartma tozu ekledim. Tekrar yarım su bardağı daha un ilavesi yaparak karıştırdım. Ben toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım ama dediğim gibi bunu yarım bardak yarım bardak ekledim. İyice yedirerek bu şekilde kıvamını daha güzel ayarlamış oluyoruz. Bir de ben iki buçuk su bardağı ekledim diye direkt o kadar eklemeyin. Çünkü bu unun markasına göre değişebilir. Videoda da kıvamını görüyorsunuz. Hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur olması lazım. Elle yoğurmuyoruz. Daha sonra bir çay bardağı kadar Damla çikolata ilave edip karıştırıyoruz ve hamuru ikiye ayırıyoruz. Tabanına yağlı kağıt serdiğimiz kalıbımıza hamurun yarısını eşit bir şekilde yayıyoruz. Hamurun üzerine 3 yemek kaşığı kadar kahvaltılık çikolata ekliyoruz ve sürüyoruz kenarlarına çok gelmesin. Pişerken eriyeceği için kenarlarından taşma olmasın arkadaşlar. Daha sonra hamurumuzu küçük parçalar halinde elimizle açı açı üzerine yerleştiriyoruz. Dilerseniz bunu yağlı kağıt arasında merdane yardımıyla da açabilirsiniz ama bu şekilde daha kolay oluyor. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz ufacık bir yorum bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla yakınlarınızla da paylaşabilirsiniz. Hamuru üzerine döşedikten sonra yine yarım çay bardağı kadar damla çikolata ekliyoruz ve elimizle biraz bastırıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 12-13 dakika kadar pişiriyoruz. Bu kurabiyenin bir özelliği de sıcak sıcak servis edilmesi. Eğer hemen yemeyecekseniz yiyeceğiniz zaman pişirebilir ya da e, önceden pişirip servis esnasında mikrodalgada ya da fırında tekrar ısıtabilirsiniz. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.